Şimdi bu iç bükey aynanın karşısında bir cisim duruyor gibi düşünelim. Görüntünün nerede oluşacağını bulmak için cisimden ışınlar yollayabiliriz. Mesela ışınlardan biri asal eksene paralel olarak ilerleyip yansıdıktan sonra odak noktasından geçer. Ve bu ışın yolları tersten de geçerlidir. Tersini çizmeme gerek yok. Sonuçta bu ışını geldiği yönde geri gönderirsek geliş yolunun aynasını tersten takip edecektir. Yani bu ışın yolları ters yönde de geçerli. Paralel bir ışın gönderdiğimizde odak noktasından geçecek şekilde yansır. Odak noktasından geçen bir ışın gönderdiğimizde ise paralel olarak yansıyacaktır. Cismin tepe noktasından çıkıp odak noktasından geçen, sonra da paralel şekilde yansıyan bir ışın çiziyorum. İlk ışınımızı böylece yollamış olduk. Şimdi bir tane daha çizeceğim çünkü görüntünün nerede oluşacağını kestirebilmek için iki ışına ihtiyacımız var. şöyle bir ışın çizeceğim. bakın çukur aynanın ortasından geçen bu beyaz çizgiye asal eksen deniyor. evet cismin tepesinden çıkıp asal eksenin ayna ile kesiştiği orta noktaya giden bir ışın çiziyorum. çünkü yansıma yasalarından gelme açısının yansıma açısına eşit olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu açılar normal doğrultusuna göre hesaplanır. Bu tür şekillerde asal eksen daima gösterilir. Ve aynanın merkezi söz konusu olduğunda bizim için mükemmel bir normal doğrusu vazifesi görür. Çünkü gördüğünüz gibi aynanın merkezini dik bir şekilde keser. Biz de bunu avantaja çevireceğiz. Çünkü gelme açısı yansıma açısına eşit olduğunu biliyoruz. Yansıma açısını gelme açısına eşit çizmeye çalışıyorum. Bu yüzden buradaki her iki açı da birbirine eşit ve ölçüleri teta olmalı. Artık görüntümüzün nerede oluştuğunu bulabiliriz. Görüntü bu ışınların kesiştiği yerde oluşur. O halde cismin tepe noktası bu noktaya karşılık gelir. Ve oluşan görüntü bu şekilde terstir. Yani ışın izleme yöntemi faydalı bir yöntem. Görüntünün nerede olduğunu kolayca bulmamızı sağlıyor. Ama bu açıyı göz kararı çizdiğimi tekrar belirtmek istiyorum azıcık hatalı olabilir. 1-2 derece kadar. Görüntünün tam olarak nerede olduğunu bulmak içinse bir denkleme başvuracağız. Cismin aynaya olan uzaklığını ve odak uzaklığını biliyorsak bu değerleri denklemde yerine yazıp görüntünün tam olarak nerede oluşacağını kolaylıkla bulabiliriz. İşte bu videoda bahsettiğim bu denklemi yani ayna denklemini türeteceğiz. Bu denklem bize cismin, görüntünün ve odağın aynaya olan uzaklıkları arasında bir bağıntıyı sağlayacak. Hadi başlayalım. Nasıl türeteceğiz? Ders kitabına bakarsanız bu gözünüze biraz karmaşık görünebilir. Oysa gerçekte göründüğü kadar karmaşık değil. Denklemin türetilişini de ilk gördüğümde bu tür bir matematiksel kara olsa gerek diye düşünmüştüm. Hiç uğraşasım gelmemişti. Halbuki aslında hiç de göründüğü kadar kötü değil. İşe üçgenler çizerek başlayacağız ve bu iki açının birbirine eşit olduğunu göreceğiz. Sonra da bu eşitlikten yararlanacağız. Öyleyse ilk olarak açılardan biri bu açılar olan iki tane üçgen oluşturacağız. İlki şöyle olsun mesela. Kenarlardan biri görüntünün alt ucundan başlayıp aynanın merkezine kadar uzanan bu doğru parçası olsun. İkincisi aynadan başlayan görüntünün üst ucuna uzansın. Üçüncüsü de görüntünün üst ucundan alt ucuna kadar olan kenar olsun. Bakın bu mor üçgen. Bu bir dik üçgen oldu. Çünkü buradaki bu açı bir dik açı. Ve üçgenin diğer iki açısından biri teta. Şimdi de açılardan biri buradaki açı olan bir üçgen daha çizelim. Cismin üst ucundan aynanın merkezine uzanan bir doğru parçası çiziyoruz. Sonra aynadan cismin alt ucuna kadar bir kenar daha. Son olarak da cismin alt ucundan üst ucuna uzanan üçüncü kenarımızı çiziyoruz. Ortaya bu mavi üçgen çıkıyor. Bu açı bir dik açı olduğu için bu üçgen de bir dik üçgendir. Bir başka deyişle bu iki üçgen benzerdir. İkisinde de bir teta açısı ve bir dik açı var. Veya üçgenlerin benzerliği konusunda hoşlanmıyorsanız trigonometrik bir fonksiyona da başvurabilirsiniz. En sevdiğiniz trigonometrik fonksiyon hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Ben tanjantı kullanacağım. Tanjant teta'yı alalım. Bir açının tanjantı tanım itibariyle daima karşı kenar bölü komşu kenara eşittir. Bu açının karşısındaki kenar ya da önce bu açıdan başlayalım. Bu teta açısının karşı kenarı bu kenardır. Peki bu ne demek? Görüntünün yüksekliği demek. O halde bu uzunluğa görüntünün yüksekliği anlamında hg diyorum. Oluşan görüntünün yüksekliği bu. Dolayısıyla tanjan teta görüntünün yüksekliği bölü komşu kenara eşitmiş. Komşu kenar da bu. Uzunluğu görüntünün aynaya olan uzaklığına eşit. O zaman adını koyalım ve bu kenara görüntünün aynaya olan uzaklığı diyelim. Kısaca görüntü uzaklığı yani dg. Bu uzaklık aynanın tam merkezinden ölçülür, kenarlarından değil. Ben kenardan gösterdim ama bakın uzunluk aslında merkeze kadar uzuyor. Evet. Görüntü uzaklığı aynanın merkeziyle görüntü arasındaki uzaklıktır. Eh, komşu kenar uzunluğu görüntünün ayna merkezine olan uzaklığına eşit olduğuna göre buraya DG yazabiliriz. DG görüntü uzaklığı anlamına geliyor. Bu uzunluk aşağıdaki teta için geçerli yukarıda da bir teta açısı olduğuna göre aynı bağıntıyı bu teta için de kullanabiliriz. Sonuçta üstteki teta'nın tanjantı da karşı bölü komşuya eşit olacak. Fakat bu teta için karşı kenarımız bu kenardır. Peki nedir bu kenar? Cismin yüksekliğidir. O halde bu kenara hc diyelim. Cismin yüksekliği anlamında. Demek ki bu teta'nın karşısındaki kenar uzunluğu cismin yüksekliğine eşitmiş. Bunu neye bölüyoruz? komşu kenara yani ayna ile cisim arasındaki uzaklığa bölüyoruz. Bu uzaklığın adı ne olabilir? Cisim uzaklığı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Doğru. Bu uzunluğun ismi cisim uzaklığı. Cisim uzaklığı da aynanın tam merkezinden ölçülür. Kenarlarından falan değil yani. Tam merkezden. Bu tetanın komşu kenarı işte bu uzunluğa denk geliyor. Bunu da dc olarak kısaltıyorum. Şimdi bu çok önemli bir bağlantı olduğu için kendine özel bir isim hak etmiş. Aradığınız denklem bu değil ama bu denklem de o kadar önemli ki kendine ait bir adı var. Türetme sürecinin bu aşamasında elde ettiğimiz bu denklemin adı büyütme denklemi. Fakat büyütme denklemi genelde bu şekilde yazılmaz. H'lar bir tarafa, D'ler bir tarafa toplanır. Şöyle yani. HG bölü HC eşittir. Her iki DG karşı tarafa pay olarak geçer. DG bölü DC. Büyütme denklemi çoğu zaman bu şekilde yazılır ve görüntü yüksekliğini hesaplayabilmemizi sağlar. Aslında görüntünün aynı olan uzaklığını hesaplamak istiyoruz. Ama sonuçta görüntünün büyüklüğünü de bilmemiz lazım. O halde görüntü yüksekliğini denklemde yalnız bırakırsak şöyle bir sonuç elde ederiz. Görüntü yüksekliği eşittir cisim yüksekliği çarpı bir çarpan. Ve o çarpan da görüntü uzaklığı bölü cisim uzaklığıdır. Şuna dikkat etmek lazım. Bu görüntü ters. Yani görüntü uzaklığı pozitifse, yani cisimle aynı taraftaysa görüntü ters olur. Dolayısıyla görüntü yüksekliği negatiftir. Şimdi ters çevrilmiş görüntülerin yüksekliğini negatif olarak tanımladığımıza göre bu denklemin bir yerinde bir eksi işareti olması lazım. Toparlayacak olursak görüntü yüksekliği eşittir negatif hc çarpı dg bölü dc veya eksi işaretini buraya da koyabiliriz. Böylece bu denklemde de bir negatifimiz olmuş olur. Bu eksi işareti sayesinde eğer görüntü yüksekliği negatifse görüntünün ters olduğunu anlıyoruz. Başka bir deyişle mesela HG değeri eksi 3 santimetre çıktıysa hemen görüntünün yüksekliğinin 3 santimetre ama görüntünün ters olduğunu anlarız. Bu eksi işareti bu anlama geliyor yani. Pekala bu bir dipnot olarak aklımızda bulunsun. Asıl türetmeye çalıştığımız denklem bu değildi. Biz cismin uzaklığını ve odak uzaklığını kullanarak görüntü uzaklığını bulmamızı sağlayacak bir formül türetmeye çalışıyorduk. Bunun için de bir takım yeni üçgenler oluşturmamız gerekecek. Bu kez buradaki tetalara değil, buradaki açıları kullanacağız. Şimdi bu açılara teta diyemem çünkü teta ismini bu açılara verdik. Bu açıların ismi de phi olsun. Bakın bu açılarda birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bir doğru başka bir doğruyu bu şekilde kesiyorsa buradaki bu iki açı daima birbirine eşittir. O halde tetalar için yaptığımızın aynısını bu fi açıları için de yapabiliriz. İki yeni üçgen oluşturacağız. İki üçgenin de açılarından biri fi olacak. İlk üçgenin kenarlarından biri cisim yüksekliği. Fi'nin komşu kenarı ikinci kenar. Ve tekrar tepeye dönüyoruz gelelim ikinci üçgene. Bu üçgende de açılardan biri fi olacak. Çizelim. Buradan buraya bir kenar. Sonra buraya indik ve tekrar fi'ye döndük. Artık iki üçgenimiz var. Bu üçgen ve bu üçgen. Her ikisinde de bir fi açısı, bir de dik açı var. Öyleyse bunlar da benzer üçgenlerdir diyebiliriz. Yani deminki yöntemin aynısını uygularsak bir açının tanjantı karşı bölü komşuya eşittir bu fi'nin karşı kenarı bu kenardır. Yani hc. hc bölü artık komşu kenarımız dc değil. Çünkü bu kenar sadece buraya kadar devam ediyor. Aynaya kadar uzanmıyor. Buraya kadar geliyor. Bu uzaklık cisim uzaklığı eksi bu parçanın uzunluğuna eşit olur. Yani cisim uzaklığından bu uzunluğu çıkarırsak bu üçgenin fi açısının komşu kenar uzunluğunu elde ederiz. Aynayla odak noktası arasındaki bu uzunluğa odak uzaklığı dediğimizi hatırlıyor olmalısınız. Odak uzaklığı f ile gösteriliyor. Biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü f harfi hem odak noktasını hem de odak uzaklığını temsil ediyor. Burada kullandığımız f odak uzaklığı anlamına geliyor. O zaman buradaki komşu kenarı şöyle yazabiliriz: cisim uzaklığı eksi odak uzaklığı. Çünkü komşu kenarımız burası ve bu kenarın uzunluğu cisim uzaklığı eksi odak uzaklığına eşit. Hatta aynı zamanda bu fi açısının bu fiye eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu fi'nin tanjantını aldığımda karşı kenar burası olur. Bu kenarın uzunluğu neye eşittir? Görüntü yüksekliğine eşittir. Bu kenarın uzunluğu eşittir görüntü yüksekliği. Bu ifade tanjant fi eşittir karşı bölü komşu. O da eşittir bu kez fi'nin karşı kenarı Görüntü yüksekliğine eşit. Bölü bu kenar olacak. Ki bu kenarın uzunluğu da odak uzaklığına denk geliyor. Demek ki bu üçgende Fini'nin komşu kenarı odak uzaklığıymış. Yazıyorum. Bölü F. Böylece ikinci eşitliğimizi de elde etmiş olduk. Şimdi bu iki eşitliği birleştireceğiz ve ayna denklemini elde edeceğiz. Bu noktadan itibaren birkaç farklı yol izleyebiliriz. Ben denklemde hc ve hg'yi istemiyorum. Kimileri denklemin sol tarafını hc bölü hg yapmayı tercih eder. Yazalım. hc bölü hg. Eşitliğin her iki tarafını hg'ye bölüp dc eksi f ile çarparsak şöyle bir şey buluruz. hc bölü hg eşittir. dc eksi f yani odak uzaklığı bölü odak uzaklığı. Aynısını bu denklemde de uygulayabilirim. Ne olur? hc bölü hg eşittir. dc bölü dg. Sonuçta eşitliğin her iki tarafını HG'ye bölüp DC ile çarpıyoruz. Ve bakın bu eşitliğin sol tarafı bu eşitliğin sol tarafıyla aynı oldu. HC HG bölü HG'nin DC eksi F bölü F'e eşit olduğunu biliyoruz. Burada ise yine HC bölü HG bu kez de DC bölü DG'ye eşit. O halde DC eksi F bölü F aynı zamanda DC bölü DG'ye de eşit olmalı. Neden? Çünkü her iki ifadede HC HG bölü HG'ye eşit. Yani bu üç ifadede HC HG bölü HG'ye eşit. Artık bu eşitliği çözebiliriz. Önce ifadeleri bir temizleyelim. Şimdi sol taraf. Artık tek renkle yazacağım. Sol taraf şöyle olur. DC bölü F eksi 1. Çünkü F bölü F 1'dir. Eşittir DC bölü DG. Her iki tarafı da dc'ye bölersek 1 bölü f çünkü dc sadeleşti. Eksi 1 bölü dc eşittir. Buradaki dc de gider. Burası 1 bölü dg olur. İşte başardık. Bir tek buradaki 1 bölü dc genelde sağ tarafa atılır. Yapalım. Eşitliğin her iki tarafına da 1 bölü dc eklersek nihayet aradığımız ifadeyi elde edeceğiz. 1 bölü cisim uzaklığı artık 1 bölü görüntü uzaklığı eşittir 1 bölü odak uzaklığı. Gördüğünüz gibi türetmek için epey uğraştık ama sonuçta çok basit bir formül elde ettik. İşte bu formüle ayna denklemi deniyor. Ayna denklemi aynanın odak uzaklığıyla görüntü ve cisim uzaklıkları arasındaki bağıntıyı veriyor. Başka bir deyişle aynanın odak uzaklığını bildiğimiz takdirde cismi aynanın ne kadar uzağına koyarsak görüntünün tam olarak nerede oluşacağına bulmamıza yarıyor. Böylece bizi göz kararı ışınlar çizmekten kurtarıyor. Ayna denklemi sayesinde görüntünün yerini tam olarak tayin edebiliyoruz. Bu denklemi buradaki büyütme denklemi ile birlikte kullandığımızda ise görüntünün hem yerini hem de boyutunu bulabiliyoruz. Tabi buradaki eksi işareti hakkında kafanıza hala soru işaretleri olabilir. Sonuçta bu eksiği oraya birdenbire durduk yere ekleyi vermiş gibi oldum. Nereden çıktı şimdi bu eksi değil mi? Bu ifadelerden herhangi birinin negatif veya pozitif olduğu kanaatine nereden varıyoruz? Şöyle açıklayayım. Benim kullandığım gösterimde ki artık ders kitaplarının çoğu bu gösterimi kullanır. Odak uzaklığı iç bükey aynalarda pozitiftir. Bu aynada olduğu gibi. Çünkü bu da bir iç bükey ayna. Ama aynanın kavisi diğer tarafa doğru olsaydı yani ayna böyle dış bükey bir ayna olsaydı odak uzaklığı negatif olacaktı. Aynanın kavisi bu tarafa bakarken odak noktası bu tarafta yani aynanın arkasında olacağından odak uzaklığının negatif olması anlaşılabilir bir şey. Ve cisim gözünüzle aynı taraftaysa ki çizimi doğru yapıyorsanız göz bu tarafta kalmalı burada cismi buradaysa cismin görüntüsünü görürsünüz. Eğer cisim gözünüzle aynı taraftaysa ki öyle olmalı dedik, cisim uzaklığı pozitiftir. Cisim uzaklığı daima pozitiftir. Tabi bu söylediğim çift aynalı bir düzenek kullanmıyorsanız veya ortada garip bir şeyler dönmüyorsa geçerli. Ama ortada tek bir ayna varsa lafı hiç döndürüp dolaştırmadan diyebiliriz ki bu gösterimde cisim uzaklığı daima pozitiftir. Siz isterseniz başka gösterimlere de başvurabilirsiniz, ama artık ders kitaplarında bu gösterim kullanılıyor. Görüntü uzaklığı ise biraz daha karmaşık. Görüntü uzaklığı eğer görüntü gözünüzle aynı taraftaysa pozitif oluyor. Burada olduğu gibi yani. Yani buradaki görüntünün aynaya olan uzaklığı pozitif bir değer. Çünkü görüntü bu tarafta. Ama eğer görüntü aynanın bu tarafında oluşuyor olsaydı görüntü uzaklığı negatif olacaktı. Mesela görüntü aynanın 5 cm arkasında oluşsaydı, görüntü uzaklığı eksi 5 cm'dir diyecektik. Eğer bu ayna denklemini bu gösterimle kullanırsanız, cisim uzaklığı, görüntü uzaklığı ve odak uzaklığı arasında doğru bir bağıntı elde edersiniz. Ve bu büyütme denklemini aynı gösterimle kullanırsanız, görüntünün yüksekliğini tam olarak bulabilirsiniz. Görüntü yüksekliği negatifse görüntü terstir. Pozitifse görüntü düzdür. Videonun sonuna geldik merak etmeyin. Şöyle bir toparlayalım. Birkaç benzer üçgen kullanarak bir ayna denklemi türettik. Bu ayna denklemi cisim uzaklığı, görüntü uzaklığı ve odak uzaklığı arasındaki bağıntıyı veriyor. Ve bu denklemi türetmeye çalışırken yolda bir de büyütme denklemi elde ettik. Bu denklemde görüntü ve cisim yükseklikleri ile görüntü ve cisim uzaklıkları arasındaki bağıntıyı temsil ediyor. Sonra işaretlere çok dikkat etmeniz gerek cisim uzaklığı her zaman pozitif olsa da odak uzaklığı pozitif veya negatif olabilir. Odak uzaklığı iç bükey aynalarda pozitif, dış bükey aynalarda negatiftir. Görüntü uzaklığı görüntü eğer gözünüzle aynı taraftaysa yani aynanın önündeyse pozitiftir. Ama eğer görüntü aynanın arkasındaysa görüntü uzaklığı negatif olur. Son olarak tekrar edeyim. Bu kullanabileceğiniz tek gösterim değil. Ama diğer tüm gösterimler gibi işe yarıyor ve bugünlerde ders kitaplarında daha çok bu gösterim kullanılıyor.